Ekrem Bey. Azra Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür etmeye geldim. Hala inanamıyorum. Yani resmen delirmiş gibiydi. Siz yetişmeseniz belki de... Bir şey olmazdı. Hamurunda kötülük olmayan insanlar... canı ne kadar yanarsa yansın karşısındakine zarar vermez. Fiziksel olarak yani. Yani böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünmüş anlamıyorum. Aslında birçok nedeni var. Ama en önemlisi kaza öncesi Aziz Bey ile aranızda geçen kavgayı saklamanız. Bakın Azra Hanım, bunu söylemenin kimseye bir faydası yoktu. O yüzden sakladım. Ama eşiniz Nagihan Hanım da şüphelendi sizden. Arabayı sizin servisinizden aldığını Efe'ye söyleyen o. Nagihan da mı? Yani karım benim böyle bir şey yapabileceğimi mi düşünmüş? Bunca yıl beni tanıyamamış mı? Aziz Bey her şeyi hatırladı. Sizin kazayla hiçbir ilginiz olmadığını söyledi Nagihan Hanım'a. O yüzden gerçeği biliyor artık, endişe etmeyin. Ya Aziz hatırlayamasaydı? O zaman ne olacaktı? Ekrem Bey, çok zor bir durumun içinde olduğunuzun farkındayım. Maalesef bu süreç sizi... Lütfen. Süreç falan olmayacak. Ben fikrimi değiştirdim. Eşimin anlaşmalı boşanma teklifini kabul edeceğim. Emin misiniz? Bunca yıl beni tanıyamamış. Eşim benim böyle bir kötülüğü yapabileceğimi düşünmüş Azra Hanım. Benim eşim. Ben bunun için mi savaşacağım? Ben pes ediyorum. Lütfen karşı tarafın avukatıyla iletişime geçin. Evrakları bir an önce imzalayalım ve bu iş bitsin.